Diyalog TV ekranlarından tekrar mutlu akşamlar. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Emekli Büyükelçi Profesör Doktor Umut Arık bizlerle birlikte. Ayrıca Akdeniz Karpuz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığınız için. Sizin engin bilgilerinizden bugün de faydalanmak istiyoruz. Tecrübelerinizden. Konumuz malum Kıbrıs konusu. Uluslararası ilişkiler sizin tabii ki uzmanlık alanınız. Kıbrıs'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. Kıbrıs Türk halkı iradesini gösterdi, yeni cumhurbaşkanını seçti ve ardından yeni bir müzakere süreci başlıyor. Dün bir yemekli toplantı gerçekleştirildi. Karar alındı. Süreç cuma günü başlıyor artık. Liderler görüşecek. Olumlu bir hava estiğini söylüyor AİDE, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi. Olumlu bir hava olduğunu söylüyor. Her şey şu an için iyi gözüküyor. Siz bu yeni dönemi, yeni süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, süreci şöyle ilk ağızda ele almak lazım. Devam eden bir seri çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış bir kesintinin ortadan kalktığı cinsten bir yenilik var. Yoksa süreç ve şimdiye kadar olanlar ortadan kaybolmuş değil. Bildiğiniz gibi bu süreç belli bir süredir devam ediyor. Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderleri arasında devam eden bir süreçti ve burada önemli olan unsur 11 Şubat 2014'te iki lider arasında toplumları adına varılmış olan bir anlayış birliğiydi. Bu anlayış birliği bildiğiniz gibi Liza Buttenheim tarafından okundu, açıklandı ve orada gayet net bir şekilde müzakerelerin nereye gideceğine dair ifadeler var. Dün de saat 20'de Ledra Palace'da yemek yendikten sonra 2 saat kadar sürdü zannediyorum. Esmen Bart Ayden'in yaptığı açıklamada söylediği sözlerin bence en mühimi şu. Sürecin 11 Şubat 2014 ruhuna ve anlayışına, ortak anlayışa, mutabakata uygun devam ederek iyi sonuçlar alacağına inanıyorum demesidir. O zaman şunu da anlayabilir miyiz? Aslında süreç bozulmuştu bir şekilde. Yani bozulmuş. Anastasiadis'in masadan kalkmasıyla birlikte bu süreç bozulmuştu. Şimdi yeniden o sürece dönülmüş oldu. Netekim Aydı onu da söyledi ve dedi ki süreç kaldığı yerden devam edecektir dedi. Şimdi burada önemli unsur şu. Gayet açıkça bu demin bahsettiğim 11 Şubat 2014 tarihli metinde şu ifade var. Anlaşma, ilgili güvenlik konseyi kararları ve üst düzey anlaşmalarda yer aldığı şekilde siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı olacaktır. Hı hı. Birleşik Kıbrıs adı da kurulacak devletin. Şimdi bu tabii çözümün en önemli iki unsurunu tekrar hatırlatıyor bize. Zannediyorum Sayın Murat Karayalçın, hem aziz dost hem eski Dışişleri Bakanı, bugün bu çözüm sürecinin çerçevesinin yeteri kadar açık olarak belirlenmiş olmadığı kanaatini ısrar etti. Ben ona sevinçli bir haber olarak hatırlatırım ki bu çerçeve duruyor ortada. Nedir çerçeve? Egemen eşitliğe ve eşit egemenliğe dayanan iki devletli birleşik bir Kıbrıs devleti, bir federasyon. Hı hı. Bu Birleşmiş Milletler'in ve tüm dünyanın kabul ettiği Kıbrıs çözüm parametresidir. İki devlet burada en önemli vurgu değil mi? İki devletlidir ve bundan vazgeçilmesi artık söz konusu değildir ve dün Ayda da bunu aynen tekrarladı. Şimdi burada tabii bir olumsuz unsur bu iki devletlilik
mefhumunun ne şekilde garanti edileceği meselesi. Bildiğiniz gibi 1960 Zürih Londra süreçlerinde ve onların bitişiği olan garanti anlaşmasında bir garanti çerçevesi vardı. Ve o garanti çerçevesine rağmen hepimizin hatırladığı 74 Nikos Samson darbesiyle kurulmuş olan ortaklık çökertildi. Hadise orada çıkıyor ortaya. Yoksa anlaşma olmuştu iki taraf arasında da ve öyle bir darbe olmasaydı 1963'te de Makarios o anlaşmayı teşkil eden anayasanın 13 maddesini değiştirmek, 13 maddeyle o anayasayı değiştirmek istemeseydi hiç bugünlerde bu problemleri çekmez olacaktık. Şimdi ümidimiz o ki bir daha böyle şeyler olmasın. Yani eşit egemenlik, egemen eşitlik, iki devletlilik ve bu iki devletin kurucu ortaklığıyla kurulmuş bir Birleşik Kıbrıs Konfederasyonu. Peki şimdi Türk tarafı bu söylediklerinizde hemfikir diyebiliriz değil mi? Evet, sadece Türk tarafı peki, değil. Rum tarafı ya da Anastasiadis gerçek şu an olması gereken bu ama buna yakın duruyorlar mı? Yani Anastasiadis Rum tarafı bu eşitlikten yana mı? Buna yakın durmaması halinde Birleşmiş Milletler parametrelerini reddetmiş olması durumu ortaya çıkacaktır. O da tabii yani çözümü son derece zorlaştırır. Ama benim anlayabildiğim kadarıyla orada da artık bu çözümün eğer gerçekten isteniyorsa bu eşit egemenlik, egemen eşitlik, iki devletlilik ve federasyonel bir yaklaşım, bir Birleşik Kıbrıs devleti anlayışı olduğunu görenler çok. Görmeyenler de çok. Görmeyenlerin çok olmasıdır ki bugün bize bir bu tehlike tabloyu çanı getiriyor ve maalesef özellikle kilise çevrelerinden başlayan bir yaklaşım bu. Ama Anastasiades'in bu sefer daha farklı bir yaklaşımla Sayın Mustafa Akıncı'nın ılımlı tutumuna paralel bir birliktelik yaratabileceğini ümit etmek istiyorum ben. Bütün bunların sonunda ortaya çıkacak olan şey şu olacak. Birleşmiş Milletler bunu zaten senelerdir söylüyor. Müzakerelerde her parçası görüşüldü bu çözümün. Bir merkezi federal otorite olacak. Bu otoritede egemenlik iki taraf içinde eşit olacak ve otoritenin egemenliğine iki taraf eşit olarak sahip olacak. Bu otoritenin genel anlayış içinde ortaya koyduğu mesela dış ilişkilerde tek temsil gibi bir yaklaşımın yanında iki toplumun ayrı 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 devletler olarak, devletçikler olarak, konfederasyonu meydana getiren devletçikler olarak ne gibi yasalarla çalışacağı vesaire yine kendileri tarafından tespit edilecek. Yani yapılacak müzakerelerde şimdi merkezi federal otoritenin hakları ve bu haklar çerçevesinde iki toplumun eşit mevcudiyeti, onların iki ayrı yönetim olarak toplumlarını yönetmesi, bu çerçevede Kıbrıs evet toplumunun değil Kıbrıs toplumlarının yöneteceği bir siyasal peki, durumun ortaya çıkması. Bu siyasal durum, masa başındaki bu plan akla başka şeyleri de getiriyor. Şimdi mülkiyet konusu var, toprak konusu var. Burada bazı anlaşmazlıkların olduğunu biliyoruz. Tabii. Çıkacağını da biliyoruz. Ve güvenlik konusu var. Belki de en önemlisi. Askerlerin durumu tabii işte. Bu tabii konular herhalde Kıbrıs tabii meselesini mesele yapan belki tabii de. Tabii. Yani şimdi mülkiyet konusu olsun, doğal kaynakların kullanımı konusu olsun. Bunlar çözülebilecek konulardır. Aslında çünkü gayet normal bir yaklaşım içinde. Bir defa doğal kaynaklar iki toplumun eşit egemenliği ve egemen eşitliği çerçevesinde her iki topluma da eşit ölçüde aittir.
Bu zaten devletler hukuku bakımından da böyle. Gerek efendim bitişik bölgede olsun, gerek kıta sahanlığında olsun, adanın kıta sahanlığı olmaz ama bitişik bölgeye güneyden öyle diyorlar diye ben de öyle söylüyorum. Buralarda eşit sahiplik, eşit aidiyet asıl olacaktır. Mülkiyet konusu bir müzakere meselesidir. Karşılıklı müzakerelerle çözülebilir. Türkiye bu konuda çok tecrübeli bir devlettir. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinde böyle çeşitli emlak anlaşmalarıyla çözümler getirebilmiştir. Fakat tabii en önemli olan unsur yeni kurulacak Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun içindeki iki devletçiğin hak ve mevcudiyetlerinin güvenlik içine alınmasıdır. Bu güvenlik şimdi 1960 garanti anlaşmasından kalan garanti yöntemiyle çalışmakta ve maalesef Avrupa Parlamentosu bu konularda hiç sağlam bilgi sahibi olmadan bir Türkiye karar tasarısını dış ilişkiler şeyinden geçirdi dün zannediyorum. Orada Türk askeri çekilmeye başlasın yavaş yavaş bu güven artırıcı önlem olur diyor. Şimdi bu güven artırıcı önlem olmaz. Bilakis güveni azaltıcı önlem olur. Çünkü bu mevcudiyettir ki Kıbrıs'ta harbi, Kıbrıs'ta toplumlar arası kan dökülmesini, savaşı durdurdu. Ve bu mevcudiyetin bir yerde yeni bir formüle bağlanması düşünülebilir tabii. Nasıl bir formül olacağı da işte bu müzakereler sırasında ortaya çıkacaktır ama bunu böyle birdenbire hadi kalkın gidin toplanın tasınızı tarağınızı toplayın gidin demek bir defa uluslararası hukuka uymaz. İkincisi bu mevcudiyet sadece Kıbrıs'la ilgili bir mevcudiyet değildir. Ayrıca Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla ve Türkiye'nin savunma stratejileriyle ilgili de bir meseledir. Hı hı. Yani İsmet İnönü'nün rahmetlinin bir güzel sözü vardır. Kıbrıs konusunda Kıbrıslı Türkler herhangi bir iddiada bulunmasalar bile Türkiye Kıbrıs üzerinde gerekli stratejik menfaatleri nedeniyle ilgiye sahip olacaktır demiştir. Bu aynı şekilde evet. Devam etmektedir bugün. Peki Sayın Arık şunu sormak istiyorum şimdi size. Bu Birleşmiş Milletler parametrelerinde, ölçülerinde bu çözüm süreci devam ediyor. Şimdi iki egemen devletten bahsediyoruz. Eşitlikten bahsediyoruz. Ortaklıktan bahsediyoruz. Şimdi bunun için uğraşılıyor. Böyle bir anlaşma için. Tabii yıllardır uğraşılıyor ama şimdi Rum tarafı böyle bir anlaşmaya evet der mi? Referandumdan da bahsediyoruz. Neden evet der? Neden egemenliği bölüşmek ister? Böyle bir çözümden yana gerçekten olur mu? Şimdi Kıbrıs Türk'ü böyle bir çözüme sıcak bakıyor. İki eşit kurucu devletin olduğu bir çözüme eşit bakıyor. Ama Rumlar egemenliğini bölüşmek ister mi? Şimdi Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın tümünü temsil eden yegane hükümran mevcudiyet sıfatıyla alınmasından sonra Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs Türk toplumuyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaşması açısından önünde herhangi bir teşvik edici unsur kalmamıştı. Avrupalı olmuştu, Avrupa Birliği üyesi olmuştu. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs Rum yönetimini adanın yegane hükümran temsilcisi olarak tanıyordu. Onun için hiçbir şekilde anlaşma olmadı bildiğiniz gibi evet. Ve sizin de tekrarladığınız gibi. Anlam planı var en iyi. Anlam planı evet. Ortaya çıktı. Anlam planına hayır dendi. Büyük bir oranda hayır dendi. Büyük ölçüde hayır dendi. Buna karşı izolasyonlar ve efendim ambargolarla inleyen ve insan hakları açısından bir dünya ayıbıyla karşı karşıya olan adeta Bosna'daki efendim Srebrenica'daki katliama benzer bir şekilde insan hakları ellerinden alınmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabiatıyla bir çözümün olmasını çok istiyor idi. Şimdi burada ne değişiklik oldu arada? Arada olan değişiklik ne oldu? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve bu arada Yunanistan'ın dünya yüzünde iflas eşiğinde olmalarıdır. Ekonomi mi yani sebep? Tamamen, tamamen. Ve bu eşik onları özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimini doğal kaynakları en süratli bir biçimde
paraya kendi, dönüştürme. Efendim gelir hanesine sokmak ihtiyacını duymaya yönlendirdi. Aynı şey Yunanistan içinde var. Ege'de de birçok kaynak var. Bunlarla ilgili olarak da Koçyas Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Onlar da dışları Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanımızla görüştüler. Hı hı. Ve bu yönde bir ilerlemenin olmasını ümit ediyoruz. Aslında tabii mantıklı olan bu. Yani bir tarafın diğer taraftan ayrı olarak jeopolitik ve ekostratejik olarak tam anlamıyla potansiyel olanaklarını kullanabilmesi mümkün değildir. Ne Ege'nin iki tarafının ne de Kıbrıs'ın iki tarafının. Onun için burada bir anlaşma olduğu halde şart diyorsun. Her iki taraf da mesut ve müreffeh bir şekilde geleceklerini sürdürülebilir bir gelişme yönelimine sokabilirler. Peki, onun için bir ümit var şimdi. Doğal bu kaynakların bu refahı sağlayacak derecede olduğuna inanıyor musunuz? Çünkü bununla ilgili de işte yeterli doğal kaynağın aslında olmadığı yönünde şimdi, haberler duyuyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok basit bir şekilde efendim. Doğal kaynaklar esas itibariyle sadece Kıbrıs için düşünülür ve sadece bitişik bölge için düşünülür ise oldukça önemli bir gelir getirirler. Ve bu her iki taraf için de önemli bir avantaj sağlar. Fakat bu doğal kaynaklardan belki de daha önemli olarak bir küçük Kıbrıs adası için hem güneyi hem kuzeyi için koskocaman bir Türkiye pazarı düşünün. 78 milyonluk bir Türkiye pazarı. Aynı şey Yunanistan için de söz konusu. Müthiş bir endüstrisi olan Elan %4,5-5 endüstriyel kalkınma hızı Türkiye'nin. Elan %3,5-4 senelik gayri safi milli hasıla artış hızı Türkiye'nin. Böyle bir potansiyel ne kadar büyük imkanlar getirir. Yani böyle bir pazara açılacak. Böyle bir pazara açılacak. Nitekim gayet açık şimdi bu görülüyor. Yunanistan aklını başına daha evvel topladı. Finansbank diye bir bankamız var mesela. Her eve bir finansçı lazım diye. Yunan sermayesi. Türkiye'de bu bankayı bu, alarak büyük bir imkan sağladı. Akla kendisine. Şunu da getiriyor. Yanı başımızda işte 700-800 bin kişilik Güney Kıbrıs Rum yönetimi böyle bir olası çözüm halinde Türkiye pazarına açıldığını düşünelim. Çok dev bir ekonomi, çok yakın iki ülke. Türkiye'nin ekonomisi yutmayacak mı Güney Kıbrıs'ı? Efendim, yani yutmak nedir ekonomik bakımdan? Eğer bir ekonomik bütünleşme, o ekonomik bütünleşmenin konusu olan toplumlara çok ileri bir refah imkanı getiriyor ise, ki getirecektir %100. Yani Rumlar bundan bu endişe mi eder değildir. Yoksa... Bilakis bundan yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde yutuldular mı? Yutulmadılar. Türkiye ile olan ilişkilerinde de yutulmayacaklar. Ve burada ortaya çıkacak destek olan olacak şey, diyorsunuz tamam. Rum tarafının da refahına Türkiye'nin hızlı kalkınma ve gelişmesinin önemli bir destek verecek ya olması. Ya da yutma belki yanlış bir cümle oldu ama bir bağımlılık diyebilir miyiz? Bağımlılık bugünün dünyasında söz konusu olan bir unsur değil. Karşılıklı bağımlılık diyebileceğimiz bir sistem işliyor ve liberal piyasa koşullarına yönelik ekonomik düzenlemeler içinde yaşıyor bugünün dünyası. Ve bu çerçevede olan işlerde bağımlılık söz konusu değil. Mesela demin söylediğim gibi Yunan sermayesi, Yunan Merkez Bankası, Finans Bank'ı satın aldı Türkiye'de. Şimdi Türkiye Yunanistan'a mı bağlandı? Bilakis. Finans Bank vasıtasıyla Yunanistan büyük imkanlar kazandı Türkiye'den ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir avantaj unsuru ortaya çıktı. Aynı şey şimdi mesela ortak araştırma yapılsa Noble, Eni, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı birlikte bu bitişik bölgedeki sahaları derhal şeye açsalar, kullanıma açsalar. Gaz ve petrol buralardan bulunacak olan Türkiye üzerindeki peki, boru hatlarıyla Avrupa'ya ve dünyaya yönelse müthiş imkanlar ortaya çıkacak. Uluslararası camianın ya da deniz komşularının da ilgisi var buradaki doğal kaynaklara. Tabii tabii. İşte Mısır'ın, İsrail'in onlar da aslında konunun içinde ya da içinde olmak istiyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sadece Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin
meselesi mi, alanı mı? Efendim şimdi şöyle, bu bölgeler Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgeleri tabiri caizse ilintili, tabii İsrail'le bağlantılı, Lübnan'la bağlantılı, Suriye'yle bağlantılı, Mısır'la bağlantılı, Türkiye'yle bağlantılı, bunlar gayet dikkatle uluslararası deniz hukuku kuralları çerçevesinde çözümlenmesi gereken sorunlar. Zaten bizim de hep söylediğimiz şey bu. Diyoruz ki biz sizin buralarda araştırma yapmanıza kesinlikle muteriz değiliz, itiraz etmiyoruz ama bir uyuşma çerçevesinde bunu yapmanız lazım. Çünkü uluslararası deniz hukuku bu bölgede menfaatleri olan ülkeler arasında bir anlaşma yapılmasını öneriyor ilk ağızda. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzakerecilerinin bundan önce Güney Kıbrıs Rum yönetimine önerdiği bu idi. Bir müşterek araştırma sistemi kuralım, bir şirket kuralım şeklindeydi. Buna itiraz edildi. Buradan çıktı zaten bütün mesele. Anastasiades önce hastalandı, yani aslında sonra... Doğalgaz biraz bahane edilerek bu karasulardaki egemenlik olayına mı dönüştü? Şimdi bu egemenlik diye bir şey yok. Yani karasularda bitişik işte... Bitişik bölgede efendim, eğer birazcık devletler hukukundan anlıyorsa bu konuda konuşan insanlar, ki Ayde bunu anladığı için o da söyledi bunu. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa orada gezerken daha çok gemi görürsünüz orada dedi. Çünkü bitişik bölge yani normal üzerindeki sular egemenlik konusu değildir. Bitişik bölgede hatta tepki almıştı Rumlardan bu ama açıklaması. Yanlış bir tepkiydi o, çünkü devletler hukukunu bilen birisi bunu anlar. Bitişik bölgede deniz tabanındaki kaynakların kullanılmasıyla ilgili bazı özel hakları vardır o bölgeye mücavir olan ülkenin. Ülke dersek coğrafya deriz. Aynı şeye Kuzey Kıbrıs'ta kendi bitişik bölgesi, yani münhasır ekonomik bölgesi açısından sahiptir. Bunun üstünde seyr-i sefain bakımından, turizm bakımından, diğer araştırmalar vesaire bakımından uluslararası sudur burası. Kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir. Nitekim eğer gerçekten Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dediği gibi bir egemenlik hakkı olsaydı bu münhasır ekonomik bölge üzerinde, her şeyden önce Avrupa Parlamentosu kalkar karar çıkartırdı. Niye çıkartamadı şimdiye kadar? Çünkü yok böyle bir şey devletler. O zaman bu tamamen gürültüydü, göz boyama tamamen meselesidir, göz boyama meselesidir için. Ve masadan kalkma meselesidir falan. Şimdiden sonra da olmaz burada, yani münhasır ekonomik bölgede egemenlik hakkı diye bir şey deniz hukukunda yoktur. Belki bundan sonra yeni müzakereler yapılır Birleşmiş Milletler'de, Deniz Hukuk Komisyonu yeni kararlar alır falan, onu bilmem. Ama şu anda yoktur böyle bir şey yani. Bunun da ötesinde tabii, bunun üzerinde böyle ite kaka birbiriyle itişmektense tarafların müşterek bir yaklaşıma gidip süratle bu işi çıkarıp hem kendi menfaatleri için kullanmaları hem de dünya piyasalarına sunmaları, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından giriş dengelerini kurabilmeleri çok önemli bir husus. Peki Türkiye'nin önemi de burada şimdi çıkıyor. Çıkıyor tabii. Çünkü nitekim Rusya bunu anladı. Doğalgazın taşınması zaman, için. Ya Putin başka seçenek yok herhalde bunu tabii artık. Tabii yani şöyle var ama çok pahalı seçenekler. Denenemeyecek yani, kadar pahalı herhalde. Denenmeye layık değil, feasible değil ekonomik tabiriyle. Ya likefaksiyon dediğimiz sıvılaştırma yapılacak ve tüplere falan konacak, ki onun için ayrı liman yapılması lazım. Çok böyle çevre... Asları yüzünden pahalıya mal olacak. Çok pahalıya ve çok da tehlikeli olacak. Bu olmayacak bir şey yani. Ve sadece Güney Kıbrıs'ın efendim münhasır ekonomik bölgesindeki mevcudiyet de, potansiyel mevcudiyet de Noble'ın ve Eni'nin de tespit ettiği ve sizin de biraz evvel temas ettiğiniz gibi bu kadar büyük bir yatırımı kaldırmaya yeterli bir varlık değil. Ancak birlikte çalışılıp en ucuz yoldan ortaya konduğu takdirde hem dünyaya hem her iki yani tarafa faydalı olacak. Yani bunu çıkaracak şirket böyle çok büyük bir yatırımın altına girerek bunu
Yani zaten yapacak. Yapılan kontratlarda da bu belli oluyor. Çıkartmak için belli paralar alıyorlar. O şekilde çıkardıktan sonra kullanma konusunda daha henüz bir anlaşma yapılmış değil hiçbir tarafta. Bu itibarla şeyi de söyleyeyim, Türkiye'nin önemini de söyleyeyim. Türkiye'nin önemi nihayet son olarak işte Ukrayna'nın başına gelenler dolayısıyla Putin'in Ankara ziyaretinde ortaya çıktı ve Türk akımı Yunanistan üzerinden gitsin diye Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin birlikte açıkladılar. Hatta bunu korkmadan nasıl açıkladınız deyince Putin bir de şaka yaptı. Türk Cumhurbaşkanı delikanlı bir adam, ben onu açıklamayalım dedim. O korkma, açıklayalım, bir şey olmaz dedi diye Rusya'da bir latifede de bulundu sonunda. Yani burada efendim tekrarlamak icap ederse bu önümüzdeki müzakereler çok kolaylıkla bir çözüme ulaşabilir. Nasıl ulaşabilir? Taraflardan birisi diğerini sen benim azınlığımsın, ben ne dersem o olur şeklinde görmeyecek. Bu mümkün. Rum yönetimi işte, asıl mesele bu şimdiye kadar, Rum yönetimi şimdiye kadar bunu söylediği için çözüm olmadı. Ne zaman bundan vazgeçtiler? Rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'yla efendim eski Rum, o da toprağı bol olsun, Averof Tosiza arasında efendim yapılan bir görüşmede uyuşmaya varıldığı zaman vazgeçtiler taraflar Enosis'ten ve Taksim'den. Ondan sonra çözüm oldu. Şimdi de aynı şey. Enosis yok, Taksim yok. Türk tarafı azınlık değil, Rum tarafı çoğunluk değil. İki taraf eşit birbirine, eşit egemenlik var. Toprak zenginlikleri, doğal zenginlikler birlikte kullanılacak. Müzakereler bu şekilde götürülürse gayet büyük bir rahatlıkla sene sonundan önce uyuşma olur. Ama efendim salami tactics, efendim yok Maraş, yok bilmem efendime söyleyeyim doğal kaynakların kullanımında izin verilsin vesaire, bunlarla uğraşacak olursak o zaman yine böyle bir şey gibi af buyurun bizim Türkçe tabiriyle eşeğin kuyruğu gibi ne uzadı ne uzar ne kısalır yani bu müzakere. Bugüne kadar olduğu gibi. Bu da çok yazık bir şey olur yani, ayıptır hakikaten. Ama aslında o da bir sürecin sonu değil midir? Yani bir olayın artık sonu, evet bu iş denendi ama olmuyor. Artık başka çarelere mi bakalım, bu başka planlar mı ortaya koyalım? Çok önemli bir şeydir. Doğru. Onun da bir göstergesi olacak herhalde. Çok haklısınız, çok haklısınız. Bu tabii yani sadece Türkiye kançılaryalarında, sadece Yunanistan kançılaryalarında, sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimi yönetiminde, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde düşünülecek bir mesele değildir. Bu Avrupa Birliği'nin istikbali ne olacaktır? O soruyu kendilerine Avrupa Birliği'nin yöneticilerinin sorması ve Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nden beklenenleri yapamayacağını anlaması ile ancak mümkündür. Evet, Kıbrıs'tan. Yani bir Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri dengelerinde Avrupa Birliği de bir yer kendine edinmek istiyorsa bugünkü haliyle hiçbir şey olmaz. Şimdi olduğu gibi ekonomik bir cüce, ekonomik bir dev pardon, siyasi bir cüce olmaya devam eder efendim. Sayın Arık, nasıl bir adada yaşıyoruz? Çin'den bahsediyoruz, Rusya'dan, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, İngiltere'den, Türkiye'den. Yani neden bu sorunun bu kadar uzun süre çözülemediğini aslında çok da hayretle karşılamamak gerekiyor büyük herhalde. Büyük bir stratejik mihrak noktasıdır efendim. Çok kritik Doğu bir Akdeniz noktada ve onun Ege. Ortasında bir ada tabii. Kıbrıs özellikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız sağ için olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.